Senin yemeklerini öyle özlemiştim ki ağzımın tadı yerine geldi. Ben de senin iltifatlarını özlemişim. Otursana sen de. Kahve yapacağım da. Elbiseni fark etmedim sanma Nezahat. Son günlerde İstanbul'da gördüğüm en şık kız sensin. Doğru ya. Bu kız bugün bambaşka bir güzelliğe bürünmüş. Hem de sade. Kendim ördüm. Sadece 3 liraya mal oldu. Mağazada tam 11 lira. Neriman beğenir. Sonra da örerim. Neriman'a da yakışır. Sadelik ve ciddiyet ölçüleriyle de böyle. Kaçımız biliyoruz bu nevi hususi yönlerimizi? Bir elbiseden nerelere geldin Ferit? Bunları konuşmak gerek. Yuvayı kuran da, çocukları terbiye eden de büyük surette kadın olduğuna göre en önemli meselemiz bu. Bazı kızlar da çağdaş olmak yerine kıyafetleriyle öyle görünmek istiyorlar. Temelsiz hisler, ihtiraslar bütün bunlar. Şu sade kıyafetin bana neler ilham ediyor biliyor musun? Neler ilham ediyor? Günaydın Mademoiselle Olga. Günaydın Bay Hristo. Bugün erkencisiniz. Siz de oturmaz mısınız Mademoiselle? Ben işimi lütfen bitirmeliyim. O kadar güzelsiniz ki gözleriniz beni Odessa sahilleri gibi büyüledi. Size. Bonkörsünüz Bay Hristo. Teşekkür ederim. Son zamanlarda yüzünden düşen bin parça. Çok değiştin. Ya sen? Benimki değişme değil, gelişme. İnsan biraz uzağa bakınca yeni dünyalar keşfediyor. Yeni dünya dediğin Beyoğlu, Şişli, Harbiye mi? Neden olmasın? Bizim Fatih'e göre çok daha medeni yerler. Beyoğlu'nda, Harbiye'de yaşayanlar daha asri insanlar. Bizim Fatih'tekilerse, kızma ama şinasi biraz örümcek kafalı. Bu farkı görmemek için kör olmalı. Niye baktın öyle? Verecek cevabın yok tabii. Cevabım hazır ama ne yazık ki veremiyorum. Neden? Seni sevdiğim için. Sevmeseydin ne olurdu cevabın? Örümcek kafa iftirasının en kısa cevabı okkalı bir tokat olurdu. Az önceki kabalığım için affet Neriman. Kalbini kırmak istemezdim. Ama kırdın. Tokat atardın ha? Şakası bile çirkin. Çirkin biliyorum. Lüzumsuz bir kelime kaçtı ağzımdan. Ama sen sorunca ilk o geldi aklıma. Çünkü yüreğim isyan doluydu.
Ne isyanı? Anlatması zor. Daha doğrusu ben bile anlayamıyorum. Garip bir his. Belki korku. Bugün bir başkasın Şinasi. Acayipliğin üstünde. Saçmalıyorum değil mi? Söylediklerim ne zamandır kendimden bile sakladığım şeyler. Seni hatalardan korumak istedim kabalaşarak. Hepsi bu. Ortada hata filan yok Şinasi. Suçum ne söylesene. Harbiye'nin Fatih'ten daha medeni olduğunu söylemek mi? Babam da sen de beni anlamıyorsunuz. Maksadım foxtrot oynamak değil, daha medeni yaşamak. Babam ihtiyar, onu mazur görürüm. Ama sen medeniyetten uzak yaşamaya nasıl razı olursun? Senin medeniyet zannettiğin şey Işıklı Beyoğlu hayatı. Oraları başka kızlar gibi senin de gözlerini kamaştırdı. O pırıltıyı sen de görebilseydin keşke. İstikbalin çok daha parlak olurdu. Yarınlarımız yaşadığımız semtlere değil, çalışma gücümüze bağlı. Yüreğinde ümit yoksa ister Fatih'te otur, ister Harbiye'de yaşa. Hiçbir şey fark etmez. Benim istikbalden korkum yok. İtiraz etme. Aptal değilim. Kör hiç değil. Öyleyse benden istediğiniz ne? Akıllı olman Olga. Aklını kullanıp istikbalini hazırlaman. Taras'la evleneceğiz. Bir atasözü vardır Türklerin. İki çıplak bir hamama yakışır derler. Evlenmek ikinizi de sefaletten kurtarmaz. Hatta daha da beter olursunuz. Allah seni meyhane köşelerinde sürünmen için yaratmamış. Güzelsin, çok güzelsin. Allah'ın verdiği bu güzelliğe saygı duy. Ona layık olmaya çalış. Ne yapabilirim ki? Önce lüks bir hayata layık olduğunu koy kafana. Sen servete, lükse, mücevherlere layıksın. Kürklere, arabalara, el üstünde taşınmaya. Teşekkür ederim. Ama alnımda yoksulluk yazılıysa, kaderimde sefalet varsa ne gelir elimden? Ne yapabilirim? Aklını kullanırsın. Mesela ben. Ben sana aşığım. Bunu bilmeyen yok. Hislerini bırakıp aklını kullanırsan seni layık olduğun yere yükseltirim. Sakın unutma. Güzellik genç kızların silahıdır ama geçicidir. Silahını zamanında kullanmayanın sonu pişmanlıktır. Taras'a olan sevgin geçer ama benim sana vereceğim servet hayatının sonuna kadar tükenmez. Yaşlanıp yüzün kırış kırış olduğu zaman bile. Tabii ki yarınlarımız düşünme biçimimize ve çalışma gücümüze bağlı. Ben sadece ikimizin geleceğinden ve istikbalimizden söz ediyorum. Öyle mi? Buyurun. Afiyet olsun efendim. Gerçekten nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Şinasi? Çünkü kendimden eminim. Sonra aşığım. Aşk yeryüzünün kıvrımlarını dümdüz edebilir. Denizlerin rengini bile değiştirebilir. Bir şişe sirke verir misin? Al yavrum. Özür dilerim. Bilmeden oldu. Ziyanı yok. Üzülme. Yenisini veririm kızım. Çıkalım mı? Çıkalım. Ben okula gidiyorum. Keriman'la görüşmem lazım. Ben de kahvede Ferit'le buluşacağım. Söyle Nazım.
Devlet ve millet hizmetinde kullanılmak üzere istiladan önce 8-10 beygir bulunmazken, Moskov istilasında 700'den fazla binek ve araba hayvanı toplandı. Düşman zorla topladı tabii. Evet ama devam ediyor. Dosttan, kendi askerlerimizden esirgenini düşman cebren ve kerhen aldı. İbret alın ey basiret sahipleri. Ağzına sağlık Ferit Bey. Güzel yazmış. Adı neydi eserin? Merhaba. Merhaba. Tarihçeyi vak'ayı zara. Ben çıkmak zorundayım. Müsaadelerinizle. Selamet. Estağfurullah beyim. Müsaade size. Evet. Mal vergisini de, can vergisini de vereceksin vakti geldiğinde. Biz olanı verdik. Allah utandırmasın. Amin. Amin. Neriman nerede? Pek ayrılmazdınız da. Mektebe gitti. Beyoğlu'nda her şey müzik ve şiir zaten. Bütün gece birlikte dans ettik. Ben bir ara sarhoş oldum. Macit çok centilmendi. Bana gerçekten çok kibar davrandı. Çok zarifti. Devamlı ilgi gösterdi. Elleri benim ellerimden daha güzel. Aranızda bir şey mi geçti yoksa? Yok canım. Belki de seni istikbal için düşünüyor. Bilmem. Pek hissettirmiyor ama doğrusunu söylemek gerekirse ben Macit'e tenkit edecek pek bir şey bulamadım. Benden gizlemek istediğin nedir? Hiç canım. Söyleyecektim sana. Bay Hristo hediye etti de. Bizim salonun en iyi müşterisi. Maxim'e geldiği gece gördüm onu. Gözünü senden ayırmıyordu. Hiç kimseden hediye kabul etmeyeceksin Olga. Hele o adamdan asla. Fakat Taras, gereksiz kıskançlık bu. Bay Hristo sadece... Bir erkek karısına hangi gözle bakıldığını hisseder Olga. Ama biz evli değiliz Taras. Ne demek evli değiliz? Biz birbirimizin değil miyiz? Boş vaatler bunlar. Uzun zamandır bunu söylüyorsun. Ama hala evlenemedik işte. Tanrım. Dur, dur hele bakayım. Sen eskiden böyle konuşmazdın. Bana inanmıyor musun? Paramız olunca evleneceğiz Olga. Ne zaman Taras? Bu yoksulluktan da soluk kostümlerden de bıktım artık. Sen bilirsin Olga. Bence durumumuz süratle iyiye gidiyor. Sana da yük oluyorum Taras. Sen akıllı bir kadınsın. Bıktım bu sözlerden. Küçücük hediyeleri almama niçin karışıyorsun akıllıysam? Kavga etmek zorunda değilsin Olga. İnsanlar sessizce de ayrılabilirler. (Gülüyor)
Günaydın Olga. Neyin var? Taras'la kavga ettim. Senin verdiğin hediyeleri istemiyor. Seninle arkadaşlık etmemi de istemiyor. Taras, Taras kal. Biraz uyu. Her şey düzelir. Hadi canım. Biraz deniz havası al. Deniz havası insanın içini rahatlatır, iyi gelir. Merhaba General Sergey. Merhaba, ne var senin? Yüzün bembeyaz. Hasta mısın yoksa? Keşke hasta olsam. Hastalığın doktoru var, ilacı var ama çaresizliğin yok. Üzgünsün sen. Gel rahat bir yerde dertleşelim. Benim de ihtiyacım var. Yalnız sen değil. Hepimiz çaresiziz Tatyana, hepimiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz matmazel. Hoş bulduk. Alayım efendim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Geç canım. Aman basamaklara dikkat et. Güzel değil mi? Hı hı. Beğendin mi? Evet. Ha. Hadi yukarı çıkalım. Orayı da beğeneceksin.
Şöyle otur. Biz az da olsa gün gördük. Sen sokaklarda çikolata satıyorsun ama gençliğinde imparator gibiydin. Şaşalı bir hayatın oldu. Yaşadın. Dünyanın zevklerini tadabildin. Rusya'daki o güzel günlerden sonra gurbet ellerinde kaldırıma düşmek. Keşke eskiden de düşkün bir adam olsaydım. Şimdi dilenmek o kadar acı gelmezdi belki. Hepimiz dert doluyuz. Beni asıl üzen Olga. Taras'a aşık ama evi terk etti. Merak etme. Aşk her şeyden kuvvetlidir. Bir gün döner. Öyle deme Sergey. Bana sorarsan Olga'nın sonu iyi değil. Hissediyorum bunu. Korkuyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Uyusam da uykularım hep kabus. Kabuslar bizim kaderimizmiş Tatyana. Çaresiziz. Dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Allah Olga'nın yardımcısı olsun.
Taras sana borç çorbası yaptım. Taras, ben de sana getirdim. Bir şey yemiyor. İşe de gitmemiş. Bakın, yine Mesnevi ne diyor? İnsanlar birbirlerinin uzuvları gibidirler. Onlar tek cevherden yaratılmışlardır. Uzuvlardan birine bir dert gelirse ötekilerin de karar ve sükunu kalmaz. Eğer sen diğerlerinin gamına ortak olmazsan insan olamazsın. Sıkılmadınız inşallah. Estağfurullah efendim. Ben müsaadelerinizi istirham ederim. Ha, tabii, tabii. Ben lavaboya kadar gideyim. Ben götüreyim. Yok canım, ben giderim. Peki. Macit, gel şöyle. Mahcup duruyorsun. Cevat abi, Leman Hanım'ın yanında söyleyemedim. Biraz borç verir misin? Borç ne demek Macit'ciğim? Hanımın yanında söylemediğin iyi. Biraz cimridir de. Leman Hanım mı? Canım boş ver. Bütün kadınlar aynıdır. Kendileri su gibi harcarlar, bize gelince Aman, aman Macit cancağızım, sen ol sakın evlenme. Beni mi çekiştiriyorsunuz? Yok canım, gelse de dansa kaldırsam diyordum. İhale uzun sürdü diye hayıflanma Cevat. Böyle özlemek daha iyi değil mi? Hem Ankara yaramış sana. Buyur. Udun nerede? Okulda bıraktım. Şu kızın davetine gitmesen olmaz mı? Beyazıt'ta oturuyordu değil mi? Seni bırakayım bari. Hiç olur mu Şinasi? Hadi görüşürüz. Hey, bir dakika. Hey! Gazete yazıyor. Akşam gazetesi Alaturka musikiyi yazıyor. Şişli'de işlenen cinayeti yazıyor. Gazete yazıyor. Akşam gazetesi Alaturka musikiyi yazıyor, cinayeti yazıyor. Gazete. Çok gazete satan gördüm ama hiç Alaturka musiki diye bağıran görmemiştim. Bey abi, burası Darül Elhan değil mi? Tabii ki musiki haberini sesleneceğim. Kapıdan her çıkan aldı. Haklısın. Ver bakalım bir tane. Tamam abi. Al. Bereket versin. Hı hı. Hadi eyvallah. Yazıyor, Alaturka musikiyi yazıyor, işlenen cinayeti yazıyor. Hayır, tramvay gerek. Hadi çabuk olun.
hanım teyze. Verin elinizi, yardım edin. Ah, sana elimi niye vereyim? Tut kızım, sen tut elimi, hadi. Şöyle. Üstüme iyilik sağlık. Udun nerede? Okulda bıraktım. Şu kızın davetine gitmesen olmaz mı? Beyazıt da oturuyordu değil mi? Seni bırakayım bari. Of, hiç olur mu Şinasi? Hadi görüşürüz. Hey, bir dakika. Hey! Abi hoş geldin. Yemek yemeyecek misin? Yok sağ ol. Söylemiştim size. Kokteyller sizi gerçek havanıza soktu. Güzelleştirdi. Dans etmesek olmaz mı? O halde ne işimiz var burada? Söyle. Altyazı M.K.
Küçük hanım sizinle beraber değil mi? Hayır. Daha dönmedi mi? Yok. Ben şaka için saklandı sandım. Saat 10:30. Beyefendi de merakta kaldı. Siz buyurun. Küçük hanım neredeyse gelir. Yalnız mısın oğlum? Otursana oğlum. Bu kadar geç kaldı olmamıştı. Değil mi? Biliyorsun ya, geçenlerde geç kalmıştı ama sen de birlikteydin. Okuldan beraber çıktık. O davete gitti. Galiba bırakmadılar. Olur bazen. Ne okuyordunuz efendim? Hiç oğlum, ne okurum ben? Yine Mesnevi'yi karıştırıyordum be. Can sıkıntısı. Ecdat, zaman denilen boşluğu musikiyle doldurmak istemiş. Haklısınız efendim. Efendim, geç oldu. Ben müsaadenizi istesem. Hay hay, tabii. İyi, hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Düst bi perva, bi ram, devran bi sükun. Dert çok, hem dert yok. Düşmen kafi, tali zebun. Thank you.
daha içeriz. Küçük hanım, kalkın, Faiz Bey neredeyse dışarı çıkacak. Hanımcığım. Hı hı. Bey babanıza bir şey söyleyelim de gönlü rahat etsin. Yüzü pek asık. Dün gece de uyumamış galiba. Gitti ki. Aman beyefendi, ne yapıyorsunuz? Hı? Küçük hanım uyandı. Fahriye hanım dalarmış dün gece. Saz yapmışlar. Fahriye'nin dayısı otomobille getirmiş küçük hanımı. Oldu mu efendim? Yeter kızım, yeter. İhtiyar lastiği parlayıp da ne olacak? Ben açayım efendim. Hadi eyvallah. Gir. Ben geldim anne. Çiçek sattığın yerde seni göremedim. Müzik dinlemeye geldim. Daha güzel çalıyor artık. Seni götürmeye geldim anne. Al bunları anne. Maksim'den de ayrılmış. Belki gerekir. Al bunları. Ait olduğun yere dön. Parayla sarılacak yaramız yok bizim. Fakat anne, ben seni düşünerek, senin için... Defol. Sizin sevginiz en büyük teselliğimdi benim. Zavallı adamın içi bir rahatladı, bir rahatladı ki. Nereden anladın? Ben anlarım. Sabahtan beri ilk defa yüzü güldü. Saat kaç Gülter? Benim kol saatim durmuş. 2'yi geçiyor küçük hanım. Dün gece Şinasi Bey de geldi. Biraz oturup gitti. Buyurun. Orada. Girelim mi? Gel sen, ben idare ederim. Merhaba. Alaturka bölümünün yoklamasını kahvede almak herhalde daha uygun olurdu. Yalnızca kahvelerde mi? Haklısın. Ferit Bey de öyle söyler. Ferit'in yeni bir teorisi mi bu? Tabii ya. İstanbul'da 3 çeşit aslan yaşarmış.
Bir, kahve kurtaran aslanlar. Bunlar her şeyi duyan, bilen, yaşayan fakat hiçbir şey yapamayanlar. Yalan değil. İkinciler, salon kurtaran aslanlar. Cilalı parkeler üzerinde şık ve mütebessim yaşarlar. Birincilerin aksine hiçbir şey bilmezler. Fakat her işe dalarlar. İlahi Ferit. Çok güzel tasnif etmiş. Üçüncülerse diğerlerinin pençelerine maruz kalarak yaşarlar. Genellikle de öldükten sonra kıymetleri bilinir. Hep düşündüğümüz şeyler. Sen dün akşam bize gelmişsin, öyle mi? Evet. Ben dün gece hovardalıktaydım. Maxim'e gittim, para yedim. Macit'le beraberdik. Seni eve Macit mi getirdi? Evet. Dün toplantıdan vazgeçilince Macit de oradaydı. Çok ısrar etti. Otomobiliyle Beyoğlu'na çıkardı. Hiç eğlenemedim. Bugün çok pişman oldum ama Macit kibar çocuk, kıramadım. Kalkalım. Macit kibar çocuk, kıramadım.